Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf matematik, 3. konumuz histogram. Başlayalım. 8. sınıf matematik, histogram konusu. Şimdilik arkadaşlar hemen ne yapacağız? Başlıyoruz. Başlangıcımıza bakalım. Belirli bir veri kümesinin elemanlarının belirli gruplara ayrılarak bitişik sütunlarla gösterildiği grafiklere histogram diyeceğiz. Histogram diye yazalım arkadaşlar. Ardından şunu söyleyelim arkadaşlar. En ideal grup sayısı 10'dur. Şimdi burada anlattıklarım size biraz mantıksız gelebilir ama örneklerde daha yakından açıklamaya çalışacağız. Histogram çizilirken diyor arkadaşlar, hiç veri olmayan aralıklara ne diyecekmişiz? Zikzak çizecekmişiz. Yani anlatılmak istenen şey şu. Bakın. Mesela şurada tablomuzu elimize aldığımızda gördüğünüz gibi burada neler var? Okunan sayfa sayısı. 0 ile 3 arasında herhangi bir sayfa okunmuş mu? Gördüğünüz gibi okunmamış. O yüzden biz buraya ne yapıyoruz arkadaşlar? Zikzak atıyoruz diyeceğiz. Yeri geldiğinde söyleyeceğiz tekrardan. Devam edelim. Şimdi grup genişliği diye bir ifademiz var. Tekrardan açıklayacağız. Açıklık bölü grup sayısı. Bölümünden sonra gelen, bunu yazmayı ihmal etmeyin, en küçük diyeceğiz arkadaşlar, doğal sayı olacaktır kendileri. Şimdi başlayalım. Aşağıdaki örneğe bakacak olursak, beraber inceleyelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 3 çarpı 15 toplamda arkadaşlar 45 tane burada ne verilmiş bize? Sayı verilmiş. Neymiş bu verilen sayılar beraber bakacak olursak? Yukarıda Ahmet'in 45 gün boyunca okuduğu kitap sayfaları verilmiştir. Tamam. Buna göre veri grubunun 10 grup için histogramını oluşturun diyor. Arkadaşlar bize böyle bir veri grubu verildiğinde yapacağımız şey en büyük terimle en küçük terimi seçmek olacaktır. Şimdi bakacak olursak arkadaşlar tamamına, en büyük terimimiz kim? Gördüğünüz gibi 39. En küçük terimimiz kim arkadaşlar? Burada gördüğünüz en küçük sayı 3. Karışık verildiği için kafamız karışabilir. Açıklık arkadaşlar, bunu yazalım. En büyük eksi en küçük diyeceğiz arkadaşlar. En büyük terim eksi en küçük terim diyeceğiz. En küçük terim olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki veri grubuna göre en büyük terimimiz 39'du. Terimimiz 39 eksi ne söylüyoruz? 3 diyoruz. Demek ki açıklığımız kaç oldu bizim? 36. Yukarıda grup genişliği demişti. Açıklığın ne olduğunu ifade ettik. Açıklığımız 36 bölü. Peki biz kaçlı gruba bölecektik arkadaşlar? İfade ettiği gibi 10'lu gruba. 36 bölü 10 diyoruz. 36 bölü 10'un yaklaşık değeri arkadaşlar bizim için kaç olacak? 3,6 olacak diyeceğiz. Biz şurada ifade ettiğimiz gibi 3,6'dan sonra gelen ne yapmamız lazım? En küçük sayıyı almamız lazım. 3,6'dan sonra gelen en küçük sayımız kaçtır arkadaşlar? Buyurun söyleyin. Şöyle kalsın. 4'tür diyeceğiz. O yüzden alacağımız aralık bizim kaç olacaktır? 4 olacaktır diyeceğiz grup genişliğimiz. Şimdi grup genişliğine göre gruplar belirlenerek sıklık tablosu oluşturulur. Grup genişliğimiz kaçtı arkadaşlar bizim? 4. Yani diyor ki terimleri dörtlü dörtlü sıralayın diyor. Şimdi yapacağımız şey şu. Buraya bakalım. 3'ten sonra 4 tane sayı yazacağız. 3 diyeceğiz, 4 diyeceğiz, 5 diyeceğiz, 6 diyeceğiz arkadaşlar. 6'dan sonra gelen vatandaşımız 7. Demek ki ne olacak arkadaşlar burası? 7 ile 10 arası olacak. Bunların hepsini yazalım beraber. 11 ile 14 arası olacak. Devam edelim arkadaşlar. 15 ile 18 arası olacak. 18 diyelim. 19 ile 22 aralığı diyeceğiz. 23 ile 26 aralığı. Biraz sıkıcı gelebilir ama yapacak bir şey yok. Bunları ifade etmemiz gerekiyor. 27 ile 30 aralığı diyeceğiz arkadaşlar. 27 ile 30 aralığındaki sayılar. 31 ile gelelim 34 aralığındaki sayılar. 35 ile 38 aralığındaki sayılar diyeceğiz. Devam edersek arkadaşlar 39 ile 42 aralığı diyeceğiz. Şimdi bunları niye yazdık? Bunları şu yüzden yazdık. Birinci aralığımızda kim vardı bizim? Bakalım beraber. Birinci aralığımızda 3, 4, 5, 6. Şimdi yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. 3 ile 6 arasında bizim yukarıdaki veri grubunda kaç tane sayımız var diye bakacağız. 3 ile 6 aralığına bakıyoruz beraber. Bir tanesini sayalım, diğerlerini yazacağım. Şimdi 3'ten bir tane var. 2. Devam ediyorum. 3. Devam ediyorum arkadaşlar. 4, 5, 6. Devam ediyorum. 7, 8, 9.
geliyoruz 10, 11 tane. Şimdi ben bu işlemi sizden önce yaptığım için yazalım. Gün sayımız 3 ile 6 aralığında arkadaşlar 11 taneymiş. 11 tane olduğunu yazdık. Ben bunları sizden önce hesapladığımı söylemiştim. 7 ile 10 arasında arkadaşlar sayarsanız 14 tane var. 11 ile 14 aralığında 6 adet var. Devam edeyim. 15 ile 18 aralığında 7 adet var. Sonrasında 0 adetimiz var arkadaşlar 19-22. 23-26 aralığında tekrardan 2 adet var sayımız. 27 ile 30 arasında tekrardan 2 adet var. Devam edeyim. 31-34 aralığında 1 adetimiz var arkadaşlar. 35-38'de 1 adet var. Devam edeyim. 39-42'de son olarak 1 tane var. Şimdi burada görmüş olduğumuz arkadaşlar aralıklardaki okuma sayfalarını gün bazında düşündüğümüzde getirip buradaki tabloya aktarmamız lazım. Şimdi baktığımız kadarıyla 0'dan 3'e kadar okunan sayfa var mı? Yani öğrencimiz herhangi bir gün 3'ten daha az okumuş mu? Okumamış. Okumamış olduğu için arkadaşlar 0 ile 3 arasına zikzak attık. Şimdi birinci günde ne yapmıştık arkadaşlar? 3 ile 6 aralığı işaretliyoruz. İkinci günde 7 ile 10 aralığı diyeceğiz. Üçüncü günde arkadaşlar 11 ile 14 diyeceğiz. Devam edeceğiz bu şekilde. Yani şurada gördüğümüz arkadaşlar değerleri buradaki tabloya aktarmamız lazım. 15 ile devam edeyim 18 diyeceğiz. 19 ile 22 aralığı diyeceğiz. 23 ile 26 diyeceğiz. 27 ile 30 aralığı diyeceğiz arkadaşlar. 31 ile 34 aralığı. 35 ile 38 aralığı. Devam edeyim. 39 ile 42 aralığı olacak arkadaşlar bizim için. Şimdi buradan sonra hemen farklı bir rengimizi alalım, ifade etmeye çalışalım. Gördüğünüz kadarıyla 3 ile 6 aralığında kaç tane olacaktı arkadaşlar? 11 tane. 3 ile 6 aralığında 11 ise 11 tahmin olarak nereye gelecektir? Buraya bir yere gelecek. 7 ile 10 aralığında bakıyoruz arkadaşlar 14 tane var. 14 tane ne olacak? Burada bir yerde kalacaktır bizim için. 11 ile 14 arasında 6 tane var. 6 tane şurada bir yerde kalacak. 15 ile 18 aralığında 7 tane var. 6'yı biraz geçsin bırakalım arkadaşlar. 7 diyelim. 19 ile 22 aralığına baktığımız zaman hiç yok. Onu öylece bırakıyoruz. 23 ile 26 aralığına baktığımız zaman 2 tanesi olması lazım. Biraz yükseltip bırakalım. 27 ile 30 arasında tekrardan 2 tane. Biraz yükseltip bırakalım. 31 ile 34 arasında 1 tane olması lazım. Çok az yükseltip bırakıyoruz. 35, 38, 39, 42'de de birer tane var. Böylelikle ne yapmış olduk arkadaşlar? Gördüğünüz gibi histogramı oluşturmuş olduk. Geçelim. Diğer örneğe baktığımızda, diğer örneğimize bakalım beraber. Bu sefer arkadaşlar bize tablomuz hazır olarak verilmiş gördüğünüz gibi. Yapacağımız işlem nedir? Yapacağımız işlem sadece grafiğe aktarmak olacak. Buyurun beraber alalım. Hemen ne diyeceğiz arkadaşlar? 5'e kadar kimse yok zaten. 5'e kadar kimse yok. 5'ten başladığı için buraya getirip 5 yazıyorum. 5 ile 9 aralığını alacağız. Bir sonrasında arkadaşlar 10 ile 14 aralığına bakacağız beraber. Bir sonrakinde 15 ile ne yapacağız? 19 aralığına. Aynen aktarıyorum arkadaşlar. 20 ile 24 aralığı diyeceğiz. 25 ile 29 aralığı diyeceğiz arkadaşlar. 30-34 diyelim. 30-34 aralığı. Biraz daha devam edersek 35-39'da bitirmiş oluyoruz. 35-39 arasındakiler diyelim. Hemen geldik buraya. Şu rengimizi seçelim. 5 ile 9 arasında 15 tane var. 5 ile 9 arasında 15 değilse burada bırakacağız. 10 ile 14 arasında 20 tane var. 20 tane ise burada bırakıyoruz. 15 ile 19 arasında 10 tane var. Getiriyoruz. 10 hizasında bırakıyoruz. 20 ile 24 arasında 20 tane var. Tekrardan 20'ye kadar getiriyoruz, bırakıyoruz. 25 ile 29 arasında 25 tane var. Biraz daha yükseltiyoruz. 25'i buluyoruz arkadaşlar bakılırsa. 30 ile 34 arasında da 35 tane var. 30 ile 34 arasında 35 tane var. En yüksek seviyeye kadar getirdik. Ardından 35 ile 39 arasında da 25 tane var diyeceğiz. Şöyle getiriyoruz arkadaşlar. Burada bırakalım. Böylelikle bu soruyu çözmüş olduk. Bir sonraki örneğimize bakalım. Burada da arkadaşlar dikkatiniz üzere neler verilmiş bakalım beraber. Neler verilmiş? Bir fabrikada bir ay boyunca her gün üretilen makine sayıları yanda verilmiştir diyor. Bu veri grubunun 6 grup için. Yani ne yapacağız? Altılığımızı, açıklığımızı arkadaşlar 6'ya böleceğiz demek ki. Hemen ilk etapta açıklığımızı hesaplayalım. Açıklık neydi arkadaşlar? Soralım size.
açıklık düşünürsek en büyük terimle en küçük terim arasındaki farktı. En büyük terimimiz kaç arkadaşlar? Gördüğünüz üzere 60. En küçük terimimiz kaç? Bakalım 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 beraber. En küçük terimimize bakarsak 40 gibi görünüyor. Evet, en küçük terimimiz de 40. Baktık beraber, hepsini inceledik. Şimdi açıklığımız 60 eksi 40 şeklinde yazdık. Buradan sonra grup genişliğini bulmamız lazım. Grup genişliği neydi arkadaşlar? Grup genişliği diyelim. Grup genişliğimizde açıklık bölü, doğru mu arkadaşlar? Açıklık bölü grup sayısıydı bizim için. Yaparsak açıklığımızın 60 olduğunu görüyoruz. Ne diyeceğiz? 60 eksi 40, 20 çıkacak arkadaşlar. Ne diyeceğiz kendileri için? 20 bölü 6 diyeceğiz. 20'yi 6'ya böldüğümüzde yaklaşık olarak arkadaşlar 3,3 çıkar. Ama biz ne yapıyorduk grup genişliğini bulurken? Bulduğumuz bu ifadeden sonraki en küçük doğal sayıyı alıyorduk. Yani kim alacağız diyelim? 4'ü alacağız diyelim arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? En küçük terimden sonra dörtlü sayacağız. Bir defaya mahsus sayalım. 40 var. 4 tane sayacağımıza göre 41 var, 42 var, 43 var diyeceğiz. Buradan sonra 44 diyelim. Arkadaşlar böyle tek tek saymamıza gerek yok. Bakın 40'tan 43'e ne olmuş? 3 artmış. 44'ten sonra da 3 artırırsak kaç olur? 47 olur. Bir sonraki terimimiz 48 ile başlayacak. 3 artırırsak 51 diyeceğiz. Bir sonraki terimimiz 52 ile başlayacak. 3 artırırsak arkadaşlar kendileri 55 olacak. 56 diyelim. 3 artırırsak 59 olacak. 60 diyelim arkadaşlar. 3 artırırsak kendisi nereye kadar gidecek? 63'e kadar gidecek diyelim arkadaşlar. Onu da yazalım. 63 diye ifade ettik kendilerini. Şimdi buradan sonra 40'la 43 arasında kaç tane terim var diye bakalım arkadaşlar. Yine bir defaya mahsus ben sizin için sayım yapayım. 40'la 43 arasında 1, 2, 40'la 43 arasında bakıyoruz arkadaşlar. 43 arasında 3 oldu. 40'la 43 arasında başka sayı yok. Demek ki kaçmış arkadaşlar? 3'müş. 44 ile 47 arasında arkadaşlar tabloyu sayarsanız kaç tane çıkacak? 5 tane çıkacak. Yazayım arkadaşlar ben diğerlerini. 13 tane çıkıyor 48-51 aralığından. 52-55 aralığından arkadaşlar 7 tane çıkıyor. Bakarsanız 56 ile 59 aralığında hiç değer yok. Demek ki arkadaşlar ne olacak? Aralığımız boş da olabiliyormuş. 60 ile 63 aralığından da arkadaşlar kaç tane olacak? 3 tane olacak diyeceğiz biz. Hemen geldik. İfademize bakıyoruz. Kaçla başlıyor arkadaşlar? En küçük makine sayımız kaç? En az yapılan arkadaşlar 40. Demek ki 40'la başlayacağız. 40'la 43. 0'la 43 arasında da arkadaşlar ne yaptık? Zikzak attık diyeceğiz. Yazayım. 40-43 aralığı. 44 dedik arkadaşlar. 44-47 aralığı bizim için. 48 diyelim arkadaşlar. 48-51 aralığı. Ondan sonra 52-55 aralığı. 56-59 aralığı. 56-59 aralığı diyelim. 56-59 aralığımız ve 60-63 aralığımız arkadaşlar. 60 ve ne diyeceğiz? 63 aralığımız. Yine işaretleyelim beraber. Kaç tane var? 3. Şunları da beraber yazalım. Şurada bir 3'ümüz bulunsun. Biraz yukarıda bir yerde 5'imiz bulunsun hemen. Az daha yukarıda 7'miz bulunsun arkadaşlar. Bir de kullanacağımız diğer vatandaş arkadaşlar 13 olduğu için 13'ü alalım. Şimdi gördüğünüz gibi 40 ile 43 aralığında kaç tane olması lazım? 3 tane olması lazım. 3'e kadar getirip bırakıyoruz. 44 ile 47 aralığına baktığımızda 5 tane olması gerekiyor. 5'e kadar yükseltip bırakıyoruz. 48 ile 51 aralığında 13 taneymiş arkadaşlar. 13'e kadar getirip bıraktık. 52-55 aralığında şuradan da bakabilirsiniz. 7 tane var arkadaşlar. 7'ye kadar getirdik bıraktık. 56-59 aralığı 0 olduğu için gördüğünüz üzere 0'da bıraktık. 60-63 arasında 3 tane olduğu için 3'e kadar getirip bıraktık diyelim. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki örneğimize geçelim. Bakıyoruz arkadaşlar beraber, okuyoruz. Örneğimizde açıklığı 49 olan bir veri grubu ile grup sayısı 10 olan histogram oluşturulacağına göre histogramın grup genişliği kaç alınır diyor arkadaşlar. Yani neydi grup genişliği bizim için? Grup genişliği diyelim. Açıklık bölü grup sayısıydı arkadaşlar. Yani 49 bölü
10 olarak ifade edersek değerimiz aslında kaçtır? 4,9'dur. Ama biz grup genişliğini alırken ne yapıyorduk? Bulduğumuz rasyonel ifadeden sonraki en küçük doğal sayıyı alıyorduk. Yani kaç almamız gerekiyormuş arkadaşlar grup genişliğini? 5 almamız gerekiyormuş diyeceğiz. Şu sağdaki örneğimize bakacak olursak buraya. Ne diyor? En büyük değeri 92'ymiş. Tamam, en küçük değeri 13'müş. Grup genişliği de 8 ise arkadaşlar, grup genişliğini bulun diyor tekrardan. Ne yapacağız? Açıklık diyeceğiz önce. Şöyle bölelim karışmasın. Açıklığımız ne olacak? Açıklık en büyük terim eksi en küçük terim. Yani 92 eksi 13 dersek değerimiz kim çıkacak bizim? Hesaplarsak 79 çıkıyor arkadaşlar. 79 çıkıyor dedik. Grup genişliği dendiğinde de şöyle yazmaya çalışayım. Grup genişliği dendiğinde de arkadaşlar yapacağımız işlem önce bölme. Açıklığı grup sayısına böleceğiz. Yani 79 bölü diyelim arkadaşlar. 8 dersek bu da yaklaşık olarak arkadaşlar 80 bölü 8 olsaydı 10 gibi bir değer çıkacaktı. Yani yaklaşık olarak arkadaşlar grup genişliğinin 10 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar başarılar diliyorum. Kolay gelsin.